Şimdi evet, Macar ustamızla iki kovanımızın hikayesi nasıl ustam? Şimdi arkadaşlar burada bir tane zayıf kovanımız vardı. Kireç hastalığı olan. Aynı zamanda ana da kaybına doğramış. Şu anası da yok. Yani meme vardı. Memenin içine baktım. Memenin içindeki ana ölmüş. Yani onlar da bir umut çıksın beklesin diye şey yapıyor. Ana da şey yapmış. O yüzden burada zayıf bir kovanımız var. Bu kovandan o kireç hastalığına yakalanmış anasız kovan birleşecek. Şimdi buna bir bakalım. Sağlığına bakalım. Teşhisini biraz önce ben bunu açtım. Bu kovanı getirmeden bana çok sağlıklı bir arı gibi geldi. Ama nedenine bir bakalım. Bir başka bir hastalığı şeyi var mı? Şimdi Murat arkadaşımız da oradan çekiyor bizi. Şöyle bir bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Aynen. Bunda da bir bakteri hastalığı var ama yavru çürü değil arkadaşlar. Şöyle bir size şimdi şey yapacağım. Bir çubuk gibi bir şey bulayım yine. Var burada ustam. Şimdi arkadaşlar bak. Şimdi işin şekli kafası yenik bak. Bak kapanamamış. İçindeki arı sağlıklı. Bunun ismi var ya, gavurcasını şimdi bilemeyeceğim, o şeyin aklımda kalmıyor. Bak, yavru sadece içinde ölmüş arkadaşlar. Bak beyaz şekilde ölmüş. Uzama yok, hiçbir şey yok. Bu bakteri hastalığı ya da bu şekilde olduğu zaman benim kıl kurdu dedim, bir hastalık var. Hastalık dedim, kurt oluyor içinde. Ben bunu size şu an göstereyim mi göstermeyeyim tereddüt içindeyim ama anayı da silkelemek istemiyorum arkadaşlar şimdi. Ama çok rahatsız edeceğiz şeyi. Oo, bir dakika, burada bir şey var. Dur arkadaşlar, burada bir şey var. Bunun içi boş mu, dolu mu? Boş arkadaşlar, hiçbir şey ifade etmiyor. Heves yüzü yapmışlar. Gayet güzel. Çok yumurtlaması da çok güzel. Her şeyi çok güzel. Ama arayı göremedim. Günlük yumurtası da var. Arkadaşlar ben rahatsız etmeyeceğim bu arayı. Bunu buraya koyuyorum. Demek istediğim kıl kurdu hastalığı. Hastalık da demeyeyim de kurt. Ağ kurdu bildiğin ama küçük boyutlarda. Böyle çerçeveye vurarak. Bunun videosunu ben size sonbaharda çok oluyor bu. Bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Net olarak ne demek istediğimi kurtları çekerek böyle kurdu da göstereceğim size. Şimdi bu mevsimde bundan baş edebilir mi Macar usta? Bundan baş eder. Burada sıkıntı yok. Arı tam gelişme şeyinde. Arkadaşlar geziyor. Kapalı yavrunun kapaklarını yiyor arkadaşlar. O bildiğimiz ağ kurdunun güvenin minyatürü o şekilde. Bunu da çıkarmanın şeyi el demiriyle arıları silkeliyorsun. Başlıyorsun burasını dövmeye elinde. Dövüyorsun biraz, birkaç darbe darbe darbe. Kendini yüzeye atıyor. Çerçeve yüzeyinde başlıyor böyle yürümeye. Çıkıyor. O senin yaptığın darbe rahatsız ediyor onu içeride. Çerçeve yüzeyinde başlıyor yürümeye. Ağ kurdu böyle bir şey. Şimdi bizim zayıf kovan burada. Kireç hastalığı olan, anasız olan bir kovan. Orada tespit ettik. Altınoğlu kovandı. Şimdi arkadaşlar işte biz burada ne yapacağız? İşte yok koku verdik, yok şunu verdik. Hiçbir şey vermedik arkadaşlar. Bak ne verdik. Böyle. Anası yok zaten. Bir şey vermemize hiç gerek yok. Gel buraya kızım. Tamam. Ondan sonra bunu da gel buraya. Bu kadar arkadaşlar. Birleştirme dediniz bu. Bir sıraya binen galiba koydum. Evet, şeye göre koydum. Üstündeki arı yoğunluğuna göre koydum. Bunun bu dış tarafında arı yoktu zaten. Şöyle
Burada dış tarafında arı yok. O yüzden dış cepheye getirdim. Yani şöyle oldu. Bu buradan aldığım çerçeve beyaz renkli. Bu arının kendi çerçevesi. Bu arada kalmış oldu. Ama normal arılı olsaydı hepsi hiç fark etmez. Devamına başlıyorsun. Son arılı çerçeveden başlıyorsun dizmeye. Onlar öpüşüp koklaşıp hiç birbirlerini şey yapıp. Burada bir çerçeve daha var ama burada sadece şurada şey var. Polen var. Başka hiçbir şey yok. Buna hiç gerek yok. Şimdi bu arıyı sıkıştırıyoruz böyle. Şimdi şurup poşet getirelim. Poşet. Evet. Bir dakika ben poşeti alayım. Buna bir de şu tarafta getirelim. Süngerimiz var mı? Süngeri buraya getirdim. Ben poşeti getiriyorum ama. Murat, bunu işaretleyip haftaya sıkabilir misin üstüne? Sıkarım. Olur. 52. Tamam Rustam. Şöyle yapalım. Gelin kızlar. Ustam bunları geçen yıl almıştım da artık aromatik yağlar, oksalik asit, formik asit, onun haricinde ısırgan otu, greyfurt, bunlarla yapıyorum mücadeleyi. Tamam. Sizler de arıyı beğendiyseniz mücadeleye böyle devam edeceğim. Evet, arı güzel. Yanlış anladı, koldan içeri giriyor. Koldan içeri girdi, yanlış anladı. Arkadaşlar. Ortada bak boşluk var orada. Boşluk olan yerden getirdi kovanı. Bu kovan orada kesinlikle kalmayacak arkadaşlar. Kesinlikle. Birleştirdiğiniz kovanı uzak bir yere taşıyın. Çünkü oradaki tarlacılar hep heves orada kalırsa ağzını kapatsanız bile gelen tarlacılar bu benim kovanım deyip o kovanın önünde ölecekler yani. İntihar edecekler orada. Başka kastığımız mesafe böyle bir Hayır işte ya diğer köşesi ya uzak dedim şöyle kendi yerinden alın işte 5 metre 6 metre yan tarafa bir yere koyun hani şey ya orada kaldıkları sürece yerinde kendi yerinde çünkü kendi kokusu da var. Kovan boş. Kokusu var. Benim kovanım burası diye ısrarla başka da aramayacak. Ne sağındaki ne solundaki kovana girecek. Hiçbir yere girmeyecek. Orada böyle yumruk gibi öbekleşecekler bir araya. Tarlacılar kovanın girişinde hepsi intihar edecek, ölecekler yani. Hiçbir işe yaramayacak. O yüzden muhakkak birleştirdiğiniz kovanı yerini artık orada kovan olmayacaksa kesinlikle kaldırın arkadaşlar oradan. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.